Ne iş, ince iş mi? Görüntülerin muhtevası böyle bir izlenim veriyor. Siz deyin, ülkenin hali pür melalinde böylesi manzaraların ilk akla getirdiği izah ince iş dedirtmez mi? Ben diyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve CHP İstanbul İl Başkanlığı elemanlarının bir avukatın yazıhanesinde ortaya çıkan görüntüleri ve bu görüntüdeki tüm zat-ı muhteremlerin deste deste para sayma işine koyulma halleri. Mutlaka izlemişsinizdir o para sayma görüntülerini. Bir tarafta kasaplar, diğer yandan çanta dolusu paralar, poşetler, bavullar. Sıralı halde, desteler öyle çok ki ikiz kuleler halinde istifleniyor. O paralar salt TL değil, yanında bir de eurolar var. Zatlar iştahlı iştahlı kebapları yerken paraları da o biçim sayarak istifliyorlar. Tek eksik Ajda Pekkan'ın ya da Napolyon'un para 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 şarkı ve sözlerini zikretmeleri. Belki de içten söyleyen olmuştur. Vakanın yarattığı genel kanı bu iş ince iş, bu iş organize iş. Neyse, parti içi görüntü sızdırmasıyla gün yüzüne çıkan görüntüler adliyelik. Önceki gün itibariyle savcılık devreye girdi. Re'sen mevzuya dair soruşturma başlattı. Yargı süreci neyi ikmale getirir onun zaman gösterecek. Peki ifşaya karşı CHP ne diyor? Parti genel merkezi henüz net değil ki iki gün sonra il başkanlığı sessizliğini bozdu. Dedi ki o paralar 2019'da İstanbul İl Binası'nın alımıyla alakalı. Paralar da bağışlardan gelen. Peki inanalım mı? O kadar para, o kadar bağış ama kaydı kuydu yok. O dönemin örgütçü il başkanı Canan Kaftancıoğlu vaziyete ne diyor? Malum konuşan hali hazırdaki il başkanı. Konuşması gereken Kaftancıoğlu değil mi? O suskun ve sessiz. Ekrem İmamoğlu mevzuya ne diyor? Görüntülerde Fatih Keleş var ki kasası olarak tanınan, ifade edilen biri Keleş. Görüntülere dair İmamoğlu'nun beyanını okursak. Seçime 20 gün kala İstanbul CHP İl Başkanlığı'nın satın alma sürecindeki bir hukuk ofisinde yapılan bir işlemin, ki benim çok değer verdiğim siyasi yol arkadaşlarım var o görüntüde, o görüntü üzerinden siyasi yaygara çıkarmaya çalışanların kötülükçü akılları var. Bu yaygarayla servis edilmesi diyor. İmamoğlu ekleme yapıyor. Devamında da şunları söylüyor. Bunu tabii birkaç mensubun buradan Ekrem'e ne sıçratır, nasıl bir leke iz bırakırız anlayışıyla koca koca kanallarda bir yerinden Ekrem'e çamur sıçratma çabası içinde oldular. Bunlar alıştığımız şeyler. Vaziyete gülünür mü, ağlanır mı bilmem ama vakanın seyri o meşhur ve malum İSKİ çukurlarına vakasına rahmet okutacak gibi. CHP ve SHP'nin ruh aleminde, tarihi geçmişinde İSKİ'nin etkisi ve fecaatı unutulmaz bir nottur. İşin izahında kim sızdırdı, nasıl sızdırdı, sızdırmanın gayesi nedir, parti içi iktidar savaşı mı, seçime gidilirken son düzlükte çekilen operasyon mu, her neyse. Özü itibariyle yanıt aranan soru şu, kim buna mantıklı bir izahat getirecek? Bir düzine soru var, o paralar bağışsa kimden gelen bağışlardır, makbuzları var mı? Neden bina alımında elden para teslimine gerek duyuldu? Kaldı ki yasalar var, kanun var. Böylesi yüklü miktarda bir para zorunlu olarak banka üzerinde işlem görmesi gerekiyor. Eğer ki hileli, yamuk, organizeli bir iş yoksa neden illegal işlerin tertiplendiği bir yazıhane kültürüyle mafya usulü alışveriş yapılıyor? Burada avukat bürosunun özellikle tercih edilmesi, olası bir enselemenin önüne geçmek için mi tercih? İşin bir başka boyutu var. O da söz konusu satın alınmak istenilen il binası müteahhiti de ince işlerle hayli meşgul. Beyana göre müteahhit Ali Gül, şu büyük çekmecedeki temelsiz villaların rüşvet çarkında gözaltına alınıp bilahare tutuklanan zat. Kirli çark çok yönlü. Keleş'i, Gül'ü ve İmamoğlu'nu buluşturan noktaysa Beylikdüzü. Gelirsek şu mecliste poşet içerisinde unutulan 250 bin dolar mevzusuna, para meclis idaresinde idari tahkikat devam ediyor. Ne çıkar bekleyip göreceğiz. Paranın bulunduğu oda CHP'nin önemli isimlerinden Seyit Torun. Torun henüz para benim demişliği yok. Zikredilen başka isimler var. Neyle izah edilir bilmem. Lakin bir çanta dolusu para nasıl da milletvekilinin odasında unutulur. O para bir iş takibine binaen mi? Malum meclise ziyarete gelenler didik didik aranır. Sadece aranmayan vekiller ve danışmanlarla makam araçları. Gerisi pür dikkat çekicidir İSKİ kanalında. Mahallenin tarafsız ve objektif haşim veretleri mevzu ekseninde ıslık turu yapıyorlar. Seçiler zan kadar mevzunun kendilerinin cephesinde kıymeti harbiyesi yok. Burada yazıya nokta koyarken haber geldi. Savcılığın başlattığı re'sen soruşturma kapsamında 3 isim ifadeye çağrılmış. Çağrılan isimler İl Başkanı Yardımcısı Özgür Naz, eski İl Başkan Danışmanı Can Poyraz ve de İstanbul Büyükşehir Belediye CHP Meclis Üyesi Fatih Keleş. Verecekleri savunmayı merak eden çok.
Şunu da not düşmek gerekir. Bu mevzu CHP'nin kapısına kilit vurmaya kadar gidebilir. Şöyle ki CHP'nin hesaplarını denetleyen Anayasa Mahkemesi, vergi kaybı açısından Hazine Maliye Bakanlığı ve kaynağı belli olmayan paralar açısından İçişleri Bakanlığı'nın ve MASAK'ın CHP Genel Merkezi hakkında inceleme ve soruşturma başlatabileceğini de göz ardı etmemek gerekir. İşler sarma sarıyor. Hamuru daha çok su alacak gibi. Günün sözü, bas bas paraları torbaya, biz gidiyoruz bina satın almaya.